Allahu Teala müminlerin özelliklerini anlatırken vel kazimin öfkelerini yutarlar buyurarak aslında konunun zorluğunu da işaret etmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan tabiatının bir yanını oluşturması dolayısıyla öfke üzerinde durmuş ve gerekli yönlendirmeyi yapmıştır. Bir defasında bir zat Hazreti Peygamber'e gelerek kendisine az ve öz bir nasihatte bulunmasını istemiş bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defalarca la tagdeb öfkelenme demiştir. Abdullah İbni Mesud'un rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem leyses şeridu biz sürati innemez şeridu lezi yemlikü nefsehu endel gadebi sadaka Resulullah gerçek pehlivan başkasının sırtını yere getiren değil öfkelendiğinde nefsine hakim olabilendir buyurmuştur. Evet değerli dinleyiciler, bir ayet bir hadis programında birlikteyiz. Bugün e, girişten de anlaşılacağı üzere insanın başkalarının canına kıyması, intihar, öfke, öfkeye bağlı olan ameller, neler öfke neticesinde hangi durumlar ortaya çıkar? Bu hususlar üzerinde bugün durmaya çalışacağız Allah nasip ederse. E, cana kıymanın ve intihar etmenin Allah katındaki insanı mesul edecek durumunu ayet ve hadisler ışığında inşallah sizlerle paylaşmaya, anlatmaya çalışacağız. İbn Abbas radıyallahu anh sahabenin alimlerinden Hebrulünme Allah Resulü'nün çok değer verdiği amcasının oğlu, sahabenin ilimde zirve yapmış. Hazreti Ömer'in bile çocukken kendisini danışma heyeti içerisine almış olduğu bir zattır. Sahabenin biri naklediyor. Salim bin Cat ismi de bir sahabe efendimiz. İbn Abbas diyor radıyallahu gözü kapandıktan sonra yanında bulunuyordum. Biri ona geldi ve şöyle dedi. Bir mümini kasten öldüren kimse için ne dersin? Onun cezası ebedi cehennemdir dedi. O kimse tekrar sordu. Peki sonradan tövbe eder, yararlı işler, ameller yaparsa, hidayet ererse ne buyurursun? Hidayeti bulmuş olur. Nefsimi kudret elinde tutan azata yemin ederim ki anlattığım manada ayet nazil oldu. Onu neseden bir başka ayet nazil olmadı buyuruyor değerli dinleyicilerim. Hiçbir fark gözetmeden hayat hakkı bütün insanlara tanınmıştır. Rabbimiz bütün insanlara hayat hakkı tanımıştır. Bu hayatı yaşarken hayata engel olacak, yaşama engel olacak amelleri, tecavüzleri Rabbimiz bertaraf etme adına önleyici bir kısım tedbirler ortaya koymuştur. Ve insanlar arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı, sevgiyi, kardeşliği, birlik beraberliği emretmiş Rabbimiz. Bu sevgi ve kardeşlik anlayışının yerleşmesi bir toplumda kötü fiillerin, kötü hareketlerin ortadan kalkması için en büyük vesiledir. Tabi bu kardeşlik hukukunu koruyabilmek belirli bir eğitime bağlı değerli dinleyicilerim. Eğer bir insan Kur'an'ın ve sünnetin emirlerini hakiki manada öğrenebildiyse, içselleştirebildiyse, onu hazmedebildiyse, egosunu, egoizmasını bertaraf edebildiyse Rabbimin inayetiyle inşallah o insan kardeşlik hukukunu, arkadaşlık, komşuluk, bir ve beraber yaşama hususunda topluma ne gerekiyorsa, ferde ne gerekiyorsa o hususlarda hassasiyet gösterir. Aksi takdirde egosunun altında ezilip kalır. Nefsi istek ve arzularının altında ezilip kalır ee, ve böylece Allah korusun toplumda huzursuzluk, kargaşa vesairenin olmasına e, sebebiyet verebilir. Tabi en önemli mevzu değer dinleyicilerim adam öldürmek yani insana cana kıyma meselesi en hassas mevzudur. İlk tabi habil kabil meselesinde e, Hz. Adem babamızın çocukları kabilin habili öldürmesi ile kan davası ilk. Adam öldürme fiili ortaya çıkmış oldu. Tabi Efendimiz'in ifadesiyle kim hayırlı bir çığır açarsa o yolda devam edenlerin yapmış oldukları bütün güzellikler, bütün salih ameller o kişinin de amel defterine yazılır. Kim de kötü bir çığır açtıysa o çığırda devam edenler, yani o yolda devam edenlerin de günahları o kişinin üzerine yazılır. İlk kan... Akıtan, Kabilse eğer ismi, Habil Kabilse bunlar. Bu iki insan ki Kur'an'da da ifade ediliyor. İlk kan akıtanın tüm cinayetleri onun da amel defterine yazılacağını buradan ifade edebiliriz. Rabbim tabii öfkesine kapılıp, bir anda kapılıp, ebedi hayatını kaybedeceği bir ameli işlemekten, bir hususu yapmaktan bütün dinleyicilerimizi, bütün Müslümanları, bütün inananları, bütün insanlığı muhafaza etsin. Rabbim bu noktada bizlere hafzu inayet nasip etsin bizleri korusun. Çoluk çocuğumuzu, yakınlarımızı, dostlarımızı muhafaza eylesin. İnsan mümin olsun olmasın Allah'ın kulu ve güzel bir emanetidir. Allah'ın bir emaneti, Allah'ın en büyük sanat eseridir insan. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ İnsanın en güzel surette yaratan Rabbimiz, insanda birçok isminin ve sıfatlarının tecellisi gerçekleşmiştir. Bundan dolayı da insana çok büyük değer veriyor Rabbimiz. İnsan insan olduğundan dolayı Allah'ın eşrefi mahluku olarak yaratıldığından dolayı hürmete, saygıya, değere layıktır. İnsan olması bakımından hangi makamda, hangi konumda, hangi statüde bulunursa bulunsun, insan olması bakımından bütün insanlar Allah katında değerlidir. İnsanların üstünlüğü ancak takva iledir. Allah'la olan irtibatıyladır. Bunu bilemeyiz. Yani dünyada dünyalık herhangi bir statüsünün herhangi bir zenginliğini veya fakirliğini bunda herhangi bir tesiri yoktur. Fakir gariban olursa hani onun ortada öldürülmesi, ortadan kaldırılmasında herhangi bir mahsur yok. Fakat toplumun ileri gelen birisi ise bu çok değerlidir gibi bir anlayış, katiyen bir cahiliye anlayışıdır. Her bir insan hangi makamda, hangi konumda, hangi statüde, her nerede yaşıyor olursa olsun mutlak Allah katında değerlidir. Aklı olabilir, olmayabilir akli melekelerini kaybetmiş olabilir. Hiç problem değil. Biz insana insan olduğundan dolayı değer vermemiz lazım. Ee, kıymetli dinleyicilerim. Secde suresinin 7 8 9. ayetlerinde Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Evet. insan içinde taşıdığı bu ruh sayesinde meleklerden daha üstündür. Ve yeryüzünde Allah'ın halifesi konumundadır. Bu hususta Kur'an şöyle ifade ediyor. Bakara suresinin 30. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kale rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil erdi halife. Sadakallahu lazım. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzüne bir halife yaratacağım demişti. Evet. Allah insanı yeryüzünde halife yapmakla ona şeref ve değer bahşetmiştir. İnsan bu özelliğini peygamberleri vasıtasıyla kutsal kitaplarda Rabbimiz bildirmiş. Ona kulluk noktasında, Allah'a muhataplık noktasında büyük bir şeref verdiğini. Başka herhangi bir varlığı en çaplı manada söylüyorum, varlığı muhatap almadığını. Belki hani cinler de bu noktada Allah'ın emirlerine muhatap. Fakat insanlar genel hatlarıyla daha geniş çerçeve içerisinde Allah'ın emir ve yasaklarıyla muhatap hale getirilmiştir. Rabbimiz Celle Celaluhu yaratmış olduğu bu güzel varlığı, bu güzel insana akıl vermiş ve bir kısım sorumluluklar yüklemiştir. Yani diğer canlılardan farklı olarak insan Allah'ın emirlerine muhatap ve yapmış olduğu davranışlarından, fiillerinden sorumlu hale gelmiştir. Hz. Ali Efendimiz'in ifadeleri içerisinde şöyle mısralara dökmüş Hz. Ali Efendimiz, İlacın sendedir, sendedir de farkında değilsin. Derdin de sendedir fakat göremezsin. Sanırsın ki sen sade küçük bir cirimsin. Halbuki sende dürülmüş en büyük alem. İnsana verilen değer adam öldürmemek, cana kıymamak, intihar etmemek hususları üzerinde durmaya çalışıyoruz. İsra suresinin 70. ayetinde Rabbimizin insana vermiş olduğu değeri şöyle ifade ediyor mealen. Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın bir da üstün kıldık buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İnsan hayatını tabi çok değerli insan. Rabbimiz değer veriyor dedik. Kur'an bu hususta bizi uyardı, ikaz etti. Halife olarak yaratıldığını, şerefli kılındığını ifade etti Rabbimiz. İnsanın tabi bu hayatının da bir korunması lazım. Mutlaka bir korumaya alınması lazım. Bu hususta maddi ve manevi bir kısım tedbirlerin alınması hususunda da bizi ne yapıyor Rabbimiz yine ikaz ediyor. Bir kısım maddi yaptırımlar ve manevi yaptırımların olması gerektiğini yine Kur'an'dan öğreniyoruz. İnsanın Kur'an'da insanın dünyaya gönderilişi anlatılırken meleklerin insanoğlunun yeryüzünde fitne çıkarıp kan dökeceği itirazında bulunduğundan söz ediliyor. Kur'an böyle ifade ediyor. Çünkü melekler Rabbimiz ben bir varlık yaratacağım, insan yaratacağım dediğinde melekler ya Rabbi yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı yaratmak istiyorsun? Demek ki buradan hani tefsircilerin ifadesi farklı varlıkların, farklı insanların olabileceğini daha önce demek ki böyle kan dökenlerin olabildiğini ifade ediyor. Ki büyük bir ihtimalle hani anladığım kadarıyla yeryüzünde tabi insanlardan önce cinler yaşıyordu, vardı. Onlar da kendi aralarında belki anlaşamıyor ve onlara da farklı elçiler gönderiliyordu. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz haksız yere cana kıymanın bütün insanları öldürmüş gibi ağır bir suç olduğunu, insanların hayatını kurtarmanın da bütün insanları kurtarmak gibi olduğunu ve insanlara hayat vermek manasına geldiğini yine Kur'an'ın ifadelerinden anlıyoruz. Maide suresinin 32. ayetinde mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarma karşılığı olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Evet Maide suresinin 32. ayeti. İslam dininde kişilere karşı işlenen öldürme ve yaralama suçlarında misli ile cezalandırma yani kısas ilkesi esastır. Kısas yapılır. Bu hususta yine Bakara suresinin 178. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu mealen şöyle buyuruyor. Bakara suresinin 178. ayetinde mealen. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi yani öldürenin varisi, velisi tarafından affedilirse aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu Rabbimizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunan elem dolu bir azap vardır bunlana. Rabbim tabi böyle bir akıbete düşmekten bizleri muhafaza buyursun. Ölmek, öldürülme, haksız yere öldürülme. Tabi haksız yere öldürülenler haklarını mutlaka alacaklardır. Fakat iki kişi kavgaya tutuşur biri birini öldürürse birisi, ikisi de esasında katil günahına girmiş olur. Katletme günahına girmiş olur. Şundan dolayı, çünkü ikisi de birbirini öldürmek için mücadele ediyor fakat birisi galip geliyor. Yani öldüren günaha girdi, öteki girmedi değil. Ya bu hususta değerli dinleyicilerim, uyum insanı olmak, insanlarla dalaşmamak, maddi manevi yanlış işlere girmemek diyelim biz. Davranışlarımızı sıratı müstakim istikametinde değerlendirmek ve ona göre hareket etmek tabii önemli bir hadisedir. Tabi haksız yere öldürülen işte malı için, canı için, ırzı için, vatanı için tabi öldürülenler var. Bunlar şehit mesabesinde. İsra suresinin 33. ayetinde Rabbimiz mealen şöyle arz ediyorum Rabbimizin emrini. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da kısas yoluyla öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. Buyuruyor Hazreti Peygamber'in birçok söz ve uygulaması da misli ve misli ve cezalandırma yani kısasın meşru olduğuna delil kabul edilmektedir. Tabi günümüzde bunlar uygulanmıyor. Hapis cezası veriliyor vesaire. Tabi o kısas meselesi de esasında dünya cezasıdır. hapis de tabi dünyevi bir cezadır. Esas cezanın mahkemeyi kübrada ahirette hesapların görüldüğü amellerin, amel sandıkçasının açıldığı bir anda olacaktır. Yoksa burada verilen cezalar az verilmiş, çok verilmiş, az yatmış, çok yatmış hapiste. Bundan daha ziyade tabii insanların ıslahı için gayret etmek, insanların yanlış yapmaması için seddü zerai dediğimiz İslam hukukunda seddü zerai yapmak, harama giden yolları, suça giden yolların tıkanması korunması tabii hem devletimize hem vatandaşlarımıza her birerimize vatandaş olarak bu böyle bir görev düşüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim kasten bir cana kıyarsa cezası kısastır buyuruyor Efendimiz. Kişilerin can ve mal güvenliğine diğer bir ifadeyle hayat haklarına yöneltilen haksız saldırılara karşı cezai yaptırımlar yapılması can güvenliğine verilen önem doğrultusunda yapılmış bir düzenlemedir. Yani sedd-i tabir yerindeyse. Tabi cinayet işleyen, işleyen kişinin suçlunun kısas yapılması, aynı şekilde öldürülmesi vesaire bu tabi devletin yapacağı bir iştir. Bunu şahıslar böyle bir şey yapamazlar. İslam hukukunda olan bir şey fakat şahıslar ceza veremezler değerli dinleyicilerim. Yani hangi konumda olursa olsun şahıslar ceza vermeye kalkarsa orada Allah korusun cinayetler meydana gelir. Kaos meydana gelir. İnsanlar birbirlerine herkes kendisi yapılan şeyin cezasını vermeye kalkınca bu sefer hukuksuzluk, haksızlık hat safhaya çıkabilir. Hatta e yine Kur'an'ın ifadesine وَلَا تَزِلُوا وَازِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَى Kimse kimsenin vizrini, günahını çekmek durumunda değildir. Diyelim ki bir baba cinayet işledi, oğlu, kızı, hanımı bundan sorumlu değildir. Yani onlara ceza vermek, e, kan davası gütmek, yanlış işlere girmek Allah korusun çok tehlikeli bir husustur. E, o da bir ayrı bir cinayettir. Zaman zaman tabii duyuyoruz işte birisi birisini öldürüyor. O onun akrabasını, o onun akrabasını, yakınlarını, onun sülalesinden, soyundan, akrabalarına birini öldürerek intikam aldığını ifade ediyorlar. Tabi esas bilmiyorlar ki onlar da ayrı bir cinayet işleyerek Allah katında, Allah muhafaza, Rabbim muhafaza eylesin. Belki ebedi cehennemi boylamış oluyorlar. Allah bu noktada şeytana ve nefsimize uydurmasın. Öfkemize kapılıp yanlış işler yapma durumuna, yapma pozisyonda olmayalım. Rabbim böyle bir akıbetten bizleri muhafaza buyursun değerli dinleyicilerim. Evet intihar, adam öldürmek, cana kıymak, öfke bu hususlarda durmaya çalışıyoruz. Maddi kısmı İslam'ın tabii öngördüğü, İslam'ın emrettiği daha doğrusu maddi cezalar yani kısası kısas olduğunu burada Kur'an ayetlerini öğrenmiş olduk. Manevi yaptırımlar nelerdir? Bu hususta da birkaç ayetin ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nur beyanıyla bitirmiş. Yani o kısmı tamamlamış olalım. Sonra intihar nedir? Yani intiharın dinimizdeki yeri nedir? İntiharın yasak olması hususlarında durmaya çalışacağız. Bu şimdiye kadar bahsettiğimiz konu, birisi birisini öldürürse, bir cana kıyarsa, fakat bir de insanın kendi canına kıyma meselesi var, onun üzerinde durmaya çalışacağız değerli dinleyicilerim. Manevi yaptırımlar nelerdir? Şimdi maddi yaptırımlar, kısas dedik, manevi olan. İslam dininde insanın canına kıymanın kısas ve diyet gibi, dünyevi yaptırımlar yanında manevi yönden de bir takım uygulamaları, müideleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de hukuki bir gerekçeye dayanmaksızın kişilerin canlarına kıymanın Allah'ın gazap ve lanetine uğramaya sebep olacağı dolayısıyla da ne derece ağır bir manevi sorumluluk olduğunu Nisa suresinin 93. ayetine ve Rabbimiz şöyle ifade ediyor. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştı. Rabbim böyle bir akıbetten tüm dinleyicilerimizi, bütün Müslümanları, bütün insanlığı muhafaza buyursun. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde orada bulunan hacılara şöyle hitapta bulunuyor. Bugün bu ay ve bu belde nasıl kutsal ise canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da öylesine kutsaldır. Her türlü tecavüzden korunmuştur yani toplumun sorumluluğu ve hukukun güvencesi altındadır. Buyurarak insanın hayat hakkının dokunulmazlığını belirtmiş ve bir başka hadiste de Efendimiz mealen yedi helak edici şeyden sakınınız. Bunlardan biri de haklı durumlar müstesna Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymaktır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gelelim intihar meselesine. İntihar, intihar kendi kişinin kendi hür iradesiyle ölümü seçip istemesi sonuçlarının sonuçta eğer yani kendisini öldürmesi anlamına geliyor. Bu ilaçla olabilir, şişleme olabilir, silahla olabilir, asmayla olabilir. Yani olabilir, olabilir. Yani insanın kendi canını Allah korusun kıyma meselesi. İslam dini inancı, rengi, ırkı ve sosyal konumu ne olursa olsun her bir insanın hayatının dokunulmaz bir değer olarak kabul edip insan hayatına yönelik her türlü saldırıyı, tehlikeyi en etkili şekilde önlemeye çalışır, gayret eder. İslam'ın temel amaçlarının başında canın korunması meselesi vardır. Rabbimiz bu hususta kendinizi kendi ellerinizde tehlikeye atmayın. Bakara suresinin 95. ayetinde değerli dinleyicilerim mealen. Kendinizi kendi elinize tehlikeye atmayın. Hadislerde intihardan şiddetle kaçınmayı gerektiğini ifadeler yer alıyor. Efendimiz bu hususta intiharı yasaklıyor. Bu insanın kendi canına kıymasının affedilmeyecek ölçüde büyük bir suç ve günah olduğunu ifade ediyor. Yine Efendimizin Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte mealen, Dünyada ip ve benzeri şeyle kendisini boğan kimse, cehennemde kendisini onunla boğar. Dünyada kendisini vuran, cehennemde kendisini vurur. Azabı böyle olur buyuruyor. Rabbim böyle bir akıbette muhafaza buyursun. Müslim'de geçen diğer bir hadis-i şerif de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mealen, Kim kendisini bir dağın tepesinden atar da ölürse, cehennem ateşinde de ebedi olarak böyle azap görür. Kim zehir içerek kendisini öldürürse cehennemde zehir kadehini elinde olduğu halde devamlı ceza çeker. Evet değerli dinleyiciler bütün hadislerde hadislere ve ayetlere baktığımızda intiharın ne denli büyük günah olduğunu bize ifade ediyor. Hem Rabbimiz hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsan ne kadar zor ve acıklı bir durumda kalırsa kalsın kendi hayatını sona erdirme hak ve yetkisine sahip değildir. Yani bu can benim canım, bu beden benim bedenim Diyerek insan ne yapamaz? Allah'ın vermiş olduğu bu canı kendisi alma selayeti yoktur. Eceli ne zaman gelirse bir insanın mutlaka o zaman vefat edecektir. Diğer türlü biz kendimiz müdahale ettiğimiz zaman emanete ihanet etmiş oluruz. Hayatımıza son vermekle Allah'ın bize tabi vermiş olduğu o imtihanı kaybetmiş oluruz. Yani burada insanlar intihar ederek dertlerinden, problemlerinden kurtulacaklarını ifade ediyorlar. Artık bu hayattan bıktım diyor. Yani hayatta yaşamamın bir anlamı kalmadı. Ne yapıyor? İntihar yolunu seçiyor. Ve bir bakıyorsunuz ki e, tabii tabi buradan vefat etmekle, burada ölmekle kabirde, haşirde, ebedi hayatta kurtuluş olmayacağını bir insan düşünmesi lazım. Daha büyük bir çıkmaza girdiğini hatırından çıkarmamalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu halde geçen bir hadiste sizden önce, sizden önce geçen ümmetlerden bir kişi vardı. Onun vücudunda bir yara yarası vardı. Kangren haline gelmişti. O yaranın elem ve ızdırabına dayanamayıp bir bıçak almış da onun onun elini kesmişti. Fakat kan bir türlü kesilmemiş, nihayet ölmüştü. Yüce Allah kulun kulum kendi kendine ölüme teşebbüs ederek benim önüme geçti. Ben de ona cennete haram kıldım buyurmuştur. Kuzman isimli sahabinin durumu da çarpıcı bir örnek olarak zikredilmektedir. Hayber Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle Ashab-ı Kiram Peygamberimiz huzurunda ondan övgüyle bahsetmiş ancak sevgili Peygamberimiz bu kişinin cehennemlik olduğunu haber vermişti. Daha sonra onun savaşta aldığı yaraların acısına dayanamayarak kılıcı üzerine yatıp intihar ettiği görülmüştür. Efendimizin tabi bu mucizevi beyanı da Efendimiz'i teyit etmiştir. Rabbim muhafaza eylesin. Tabi her dönem insanın imtihanda olduğu dönemdir. Bu imtihanları aşmak iyi bir çevreyle, iyi insanlarla, problemlerimizi büyütmeden insanlarla paylaşmakla ancak ne yapabiliriz değerli dinleyicilerim? Aşabiliriz, tadan kaldırabiliriz. Peki o zaman şöyle bir şey tabi aklımıza geliyor. Acı ve sıkıntılar karşısında Müslüman nasıl bir tavır sergilemeli, nasıl bir tavır ortaya koymalı? Bu usta da yine Bakara suresinin 155. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Mealen, andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele buyuruyor. Demek ki veren o, alan o. Bize herkesin, mutlaka değerli dinleyicilerim, imtihanı var. Malından olabilir, sağlığıyla ilgili olabilir, çoluk çocuğuyla ilgili, hanımıyla ilgili, eşiyle ilgili. Yani bu herkes mutlaka bu dünyada bir imtihan geçirmek mecburiyetinde Rabbimiz bizi buraya sınamak, denemek ve imtihan etmek için göndermiş. O imtihan aşabildiğimiz zaman ebedi cenneti kazanabiliyoruz. Yine Rabbimiz Haç suresinin 35. ayetinde mealen onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dost doğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Yani Manevi kalkanımız bunlar olmalı, İnsanlara faydalı olmak olmalı. Problemlerimizi, dertlerimizi, sıkıntılarımızı mutlaka değerli dinleyicilerim yakınlarımızla paylaşalım, meseleyi büyütmeyelim. Çünkü bir kısım problemler vardı ki küçükken belki çözülebilir fakat büyüyüp daha kadar olduğu zaman sizin yakınlarınız da bu noktada yardımcı ol olamayabilir. Bu hususta hassas olalım, İnsanlardan, yakınlarımızdan problemlerimizin çözümüne katkıda bulunacak bilge insanlardan, gün görmüş insan dediğimiz insanlardan, tecrübeli insanlardan istifade etmemizde büyük faydalar var. Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız anne babalarıyla problemlerini mutlaka paylaşmalı. Çünkü paylaşmadığı zaman yanlış yerlerde problemi çözümünü arayınca, bulamayınca Allah korusun bir anlık öfke, bir anlık sıkıntı, iç sıkıntı onu Allah muhafaza intihara sürükleyebilir. Rabbim Böyle bir akıbetten muhafaza buyursun. Tabi bu intiharların en büyük sebebi değerli dinleyicilerim, insanın inanç boşluğu odur. Her dönemde intiharlar olmuştur. Rabbim muhafaza buyursun. Normal bir hadise değildir bu. İnsanın cana kıyması normal bir hadise değildir. Bu intiharların temelinde ya bir ayetin ya bir hadisi şerifin emrinin yerine getirilmemesi, yaşanmaması zaten toplumsal problemlerin de birçoğunda sosyolojik, psikolojik birçok problemin temelinde Kur'an ve sünnete ittiba etmemenin olduğunu net olarak görüyoruz. Hangi suçu, hangi günahı, durumunu soracak olursak, yani bunun irdeleyecek olursak, işte herhangi bir ayetin veya Efendimizin nurlu beyanlarının yaşanmaması yerine getirilmemesi olarak görüyoruz. İnaçlarımızı sağlam tutma, Kur'an'a ve sünnete tabi olma noktasında nesillerimizi iyi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Çoluk çocuğumuzu iyi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Yani özellikle anne babalara tabi buradan seslenmek istiyorum. Anne babalar çocuklarının maddi ihtiyaçlarını karşıladığı gibi lütfen manevi ihtiyaçlarını, Allah sevgisi, peygamber sevgisi, Kur'an ve insan sevgisini de çoluk çocuğumuza işleyelim. Bu noktada sevgi dolu insanlar yetiştirelim. Bu tabi böyle iğneyle kuyu kazma gibi bir husustur. Hemen bir anda çözülecek bir konu değildir. Fakat bir anne baba olarak bizlerin en büyük görevlerindendir. Değerli dinleyicilerim, dini değerlerin tabi insanın İslam'ı bilmesi, anlaması intiharların önüne geçeceğini ifade edebiliriz. İnançları sağlam olan bir insanın mutlaka güven duygusu, Allah'a itimadı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraberliği, sevgisi daha güzel olacağından dolayı intiharlara teşebbüs etmeyeceğini, bu meseleyi çözüm olarak görmeyeceğini ifade edebiliriz. İkincisi tabi intiharları önlemenin, cana kıymanın veya adam öldürmenin ortadan kalk kalkabilmesi için kalkması adına, azalması adına, mutlak manada kalkması belki mümkün değil. Çünkü insanlar farklı farklı e, karakterde ve pozisyondalar. Yanlış işler yapmaması adına mutlaka inancını sağlam hale getirmesi. İkincisi ibadet hayatının çok ciddi manada önemsenmesi, ibadetlere önem verilmesi bu hususta çok önemlidir. Çünkü ibadet ruhu yüceltir, kalbi kötü düşüncelerden arındırır, temizler. Davranışların düzeltilmesinde, kişiyi ahlaklı hale getirilmesinde ibadetlerin büyük bir rolü vardır. Rabbimizle irtibat halinde olan bir insan zaten kendisi ne yapar? Günde beş defa kontrol altına alır, en azından kontrol altına alır. Ve neticede problemler varsa problemleri dualarıyla Rabbimiz arz eder. İbadetin yanında tabi dua meselesi çok önemli. Hiçbir kimseye açamadığımız dertlerimizi, problemlerimizi aracısız bir şekilde Rabbimize açarız. Ondan yardım dileriz. Ruhumuzun huzura kavuşması, sıkıntılarımızın bertaraf edilmesi ona ilticayla mümkündür. Bir üçüncü husus kıymetli dinleyicilerim, sabırlı olma. Sabırlı olabilmek birçok hastalığın, birçok problemin çözümünde sabrın önemli olduğunu ifade edebiliriz. Rabbimiz Celle Celaluhu Allah'tan yardım isteyin ve sabredin buyuruyor Araf Suresi'nde. Hazreti Lokman Aleyhisselam da oğluna şöyle nasihatle bulunuyor. Yavrucuğum namazı doğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir buyuruyor. Evet böyle öğütte bulunuyor. Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütleri bize öğütleri manasına geliyor. Rabbimiz Lokman Aleyhisselam'ın diliyle, onun evladına olan tavsiyeleriyle Rabbimiz bize tavsiyelerde bulunuyor. İnşallah bu tavsiyelere hakiki manada kulak veren müminlerden oluruz. Son bir ayet mealiyle programımızı bitirmiş olalım değerli dinleyicilerim. Ali İmran suresinin 186. ayeti kerimesinde mealen Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işleyeceksiniz. Eğer sabreder ve karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bunlar yapmaya değer azmi gerektiren işlerdendir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Sonuç olarak şunu ifade edebiliriz. Akli, bedeni, ahlaki ve ruhani en mükemmel meleke ve yeteneklerle donatılmış olan biz insanlar tertemiz halde maddi ve manevi her çeşit yükselmeye müsait olan varlıklarız. Meleklerden üstün olma, ve esfeli safilin dediğimiz cehennemin en alt tabakasına inmeyle alay illiğin dediğimiz en yüksek mertebeye çıkma pozisyonda bir varlık olarak bizler devamlı kendimizi geliştirerek alay illiğin dediğimiz peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla, Allah'ın salih kullarıyla cennette beraber olmak varken bunu bırakıp anlık öfkeye kapılarak, yanlış işler yaparak ebedi hayatımızı kaybetmek bizim için büyük bir hüsrandır. Rabbim böyle bir akıbetten cümlemizi muhafaza eylesin. Allah sıratı ı müstakimden ayırmasın. Bütün dinleyicilerimize orta yolu tavsiye Orta yolu tutan, Rabbimizin emir ve buyruklarını, Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyelerini içselleştiren müminlerden olmanızı, insanların olmanızı yüce Rabbimizden niyaz ediyor, sizlere Allah'a emanet ediyorum.